Bartın ve bölgesi tarihte Osmanlı donanması için de çok önemliydi. Yani bu bölgenin aslında ahşap tekne yapımına dair bir geçmişten gelen hafızası var. Şu anda Kurcaşile'de Kurcaşile Belediye Başkanı Sayın Uğur Güneş'in konuğuyuz ve bir ahşap tekne yapım atölyesindeyiz değil mi başkanım? Evet, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz buradan söz eder misiniz? Buradan ilçemizde geçmişten günümüze Osmanlı donanmalarına çektirme yapmış bir geçmişimiz var. Atalarımızdan yani babadan oğula, oğuldan toruna günümüze gelen ahşap tekne yapımcılığımız devam etmekte. Bizi biraz da bu konuda favori yapan durumumuz teknelerimizin tamamen ahşap olması ve ahşabın kestane ağacı. Genel olarak sadece kestane ağacından yapılması ve uzun ömürlü, dayanıklı olması. Uzun ömürlü derken ne kadar uzun ömürlü mesela? Ne kadar uzun ömürlü? Bugün internete baktığımızda 30-40 yaşındaki bir tekne dahil, hani yeniye yakın durumda 30-40 yaşında bir teknelerimiz bile Kurcaşile yapımı diye ilanda görebiliyoruz. Kurcaşile yapımı. Yani bir Kurcaşile marka yapımı denilen marka diyebiliriz kesinlikle. Aslında. Kurcaşile yapımı dediğimizde bir marka. İnternete baktığımızda bugün ahşap teknelerde Kurcaşile yapımı dediğinde hani bugün bir BMW, bir Mercedes gibi prim bizim yapıyor. İçin bir markadır yani. Evet başkanım, geçmişte sanırım bir ödül de alınmış. Evet, 96 yılında dünya markası olarak bu tersanemizin Kurcaşile Herbot Denizcilik AŞ'nin 96 yılında almış olduğu bir marka ödülü oldu dünyaca. Yani dünya birincisi oldu diyebiliriz. Bu çok yani. Gurur verici gerçekten. Evet kesinlikle, ilçemiz için bu gurur verici. Peki bu ilçe hep tekne yapımıyla mı geçinir? Geneli tekne yapımı. Kestanemiz var, arıcılığımız var. Artı da neyimiz var? Artı da bir şeyimiz yok. Yani bizi asıl ayakta tutan tekne yapımcılığımız. Peki bu tür kaç işletme var? Bunun gibi yaklaşık 10-11 tane işletmemiz var ilçemizde. Aynı şekil 10-11 tane de tek gönlü köyümüzde. Bizden 7 kilometre uzaklıkta tek gönlü köyümüzde var 10-11 tane işletmemiz. Eskiden 3 kilometre ilerimizde Kapısuyu köyümüz vardı. Kapısuyu köyünde de sahile sıfır. Osmanlı donanmasına yapılan o çektirmeler 450 ton, 600 tona kadar çektirmeler o sahil boyunda yapılıyordu. Ve tek gönlü sahil boyunda yapılıyordu. Direkt karadan kızak yöntemiyle denize yüzdürülüyordu. Peki, ve bakıma da çekiliyordu. Peki teknolojik gelişmenin bu mesleğin evrilmesinde nasıl bir etkisi oldu? Teknolojik gelişme artık yani teknolojik gelişmeyle artık ahşap çektirmelerin yerine büyük saç gemiler aldı. Haliyle bizim ilçemizdeki bu durumu biraz sekteye uğrattı haliyle. Bizim ustalarımız da teknolojiye ayak uyduraraktan artık ahşap 450-500 tonluk çektirmeler yerine bu gördüğümüz gibi 24 metre, 28 metre, 10 metre yani 5 metreden başlayıp 30 metreye kadar ahşap tekneler, motor yatlar, balıkçı tekneleri imal etmeye başladılar. Onlar da kendilerini o şekilde geliştirdiler. Onlar da öyle revize ettiler. Kesinlikle. Ama peki hangisi daha dayanıklı? Asıl sorun bu. Çünkü biliyorum ben teknoloji şu anda nasıl evrildi? Tekrar tüketici olsun insanlar diye eskitme prensibiyle ilerliyor. Hani evet. Şey demek istiyorum. Mesela bir cep fiberli telefonu ahşap alıyorsunuz. Tarzı gibi. Eski ilk çıkan telefonlar hala çalışanları var. Ama evet. Bizim şu anda hali hazırda kullandığımız telefonlar üzerinde o eskitme politikası üretimde uygulanan 2 senelik bir ömür veriyor. Ondan evet. Sonra tekrar tüketici oluyorsunuz. Şimdi bu konuda işte bizi marka yapan ahşap durumumuzun ve sadece kestane ağacı kullanmamızın genelleme olarak özellikle full iskeletinde kestane ağacı kullanmamız bu işin dayanıklılık sebebi kestane ağacı bizim için. Hem suya dayanıklı, suda suyla özdeş bir ağaç olduğu için daha uzun ömürlü, suya karşı dayanıklılığı daha fazla olduğu için teknelerimiz daha uzun sürede çürüme yapıyor. Ama fiber tekneler şu anda yapılan hani görsel olarak daha güzel olabilir ve denizcilik açısından bir dalgalı bir havada bugün bir 10 metre fiber tekneyle 10 metre ahşap tekneyle ikisini de denize çıktığımızda ağırlık olarak ahşap teknemiz onun iki misli ağırlıkta olduğundan daha denizci oluyor. Ahşap tekne fibere bazla. Evet. Bazla. Yani fiberden çok daha denizcidir. Fiberde bir insanı çok daha rahat deniz tutar. Bizim ahşap teknede kolayla deniz tutmaz. Ağır olur, denizci olur. Peki bu tür hani geçmişten gelen el sanatları ve işletmelerin devamı için üniversite işbirlikleri çok önemsenir. Sizin bu yaptığınız çalışmayla alakalı bir üniversite ortak çalışmanız var mıdır? Var. Şu anda üniversiteden değil, liseden başlayan bu durumla ilgili geçmişten gelen kaç yıllarında yaklaşık 99
99 yıllarında Kurcaşile'mizde, Kurcaşile ilçemizde ahşap tekne ve yat okulu kuruldu. 99 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam. Ve o yıllarda Türkiye'mizde iki taneydi bu okul. Şu anda hala var. Tercih sayımız biraz az oluyor bununla ilgili ama eskiden mesela bir sınıfta 30-40 kişi vardı. Şu anda 11-12 kişi falan sınıflarımız. Bu sene de nasip olursa benim çocuğum lise 1'e başladı. Kendi çocuğumu da ben bu okula verdim. Ahşap tekne ustası olsun, ilçemizde bu iş ölmesin diye. Kendi çocuğumu dahi lisede ben şu anda ahşap tekne okuluna verdim. Peki bu işi yapan insanlar yeterince para kazanabiliyor mu? Kazanabiliyor kesinlikle. Yani hiç bu işi yapmamış olsa bile, yani yeni bir tekne imali yapmamış olsa bile, bugün bir Tuzla'ya gittiğinde, efendime söyleyeyim, Marmaris'e işte bir yere gittiğinde tekne tamiratı yapacak sadece. Eline bir takım çantası alıp Türkiye'nin neresinde olursa olsun sahil kesiminde her şekil ekmek yer. Oo, çok bizim iyi. Bu lisemizden mezun olan. Çok iyi. Ve bizim burada olan, lisemizden mezun olan çocuk lise 3. sınıfta kalfalık belgesi alıyor. Hı-hı. Lise son sınıfta ustalık belgesi alıyor. Ve bu okuldan mezun olduğunda direkt okuldan almış olduğu sertifikayla iş yeri açma belgesine sahip oluyor. Bir yani ahşap tekne yapım atölyesi açabiliyor okulumuzdan mezun olan. Gerçekten çok güzel. Evet. Oradan mezun olduktan sonra burada aynı bu işin devamını getirecek 2 yıllık lisemiz, üniversitemiz de açıldı. Çok bununla iyi. İlgili hani üniversitesine devam ettirebilir çocuk. Atıyorum hem tersanesini açıp hem üniversitede okuyabilir de burada. Evet, harika. Peki sizce üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Biz denizlerimizin kıymetini biliyor muyuz? Birinci sorum olsun. Hakkıyla bu meslekleri idame ettirebiliyor muyuz? İkinci sorum olsun. Denizlerimizin kıymetini bilmiyoruz ama öğrenmeye çalışıyoruz diyelim. Ve öğrenmeye çalışmamız gerekli. Şu anda kesinlikle tüm ülke olarak denizlerimizin kıymetini asla bilmiyoruz. Yani bugün bir denizci, bir balıkçı, bir kayıkçı, Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı adı altında bir tane bakanlık kurulmuş olsa ve buna ihtiyaç var. Yani her bakanlıktan daha fazla şu an buna ihtiyaç var. Yani, evet. Bugün bir denizci, bir balıkçı ortalama 5 tane bakanlığa bağlı. Yani bunun sadece bu denizciliğin ve balıkçılığın tek bakanlık altında toplanması lazım en kısa zamanda. Evet. Teknemize çıktık değil mi? Evet. Aynen. Tekne mi yat mı? Ben hep karıştırdım. Motor yat. Motor yat. Şu an çıkmış olduğumuz motor Peki, yat. Peki ne kadar? 28 metre. 28 metre boyunda motor yat. 650-650 iki tane 1300 beygir makinesi var. Bu teknemizin. Türkiye'li Almanya'da yaşayan bir gurbetçimize yapılıyor şu anda bu. Sipariş usulü çalışıyor. Sipariş üzerine zaten. Tabii. Bu tekne ne kadar zamanda yapılacak tamamlanacak? Bu tekne bugün başlandığında normal şartlar altında hani tekne sahibiyle bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık, tekne sahibi parasını gününde çıkarabildiği durumda hani bir aksatma yapmadığı durumda ortalama bir yıl içerisinde bu tekne yapılabiliyor. Ve ne kadar başkanım? Asıl soru o. Ne diyelim bu tekne 28 metre ortalama vallahi şimdi teknede lüks durumu çok önemli. Bunun sadece ahşabı bugün 20 milyondan aşağıya yapılmaz. Sadece ahşabı. Ahşabı ve boya kısmı. Bir donanıma girdiğinde yaklaşık bir 15 milyon civarında öyle yer. Bu tekne 35 milyon civarına çıkar. 28 metre motor yat. Anladım. Motorlarıyla birlikte. Uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Tabii uzun yıllar kullanılır ve fibere istinaden daha denizci olur ve daha dayanıklı olur. Peki prim yapma durumu nedir zaman Prim için? Yapma durumu fiberden daha fazla prim yapar ahşap tekne. O zaman satıyorum dediğinde satması da daha kolaydır. O zaman aslında bu atalardan gelen bu mesleği yaşatıp gerçekten bu konuda daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Ben onu anladım. İşte bu yaptınız. Konumuzda bir belediye başkanı olarak kendi çocuğumu dahi ben bu işe başlatmak, ilçede bu durumun ölmemesine sebep olmak istiyorum ben de yani. Anladım. Peki ilçe deyince sadece gemi yapımı, yat yapımı mı söz konusu yoksa başka neler var bu ilçede? İlçe dediğimizde genelimiz gemi yapımı yani ahşap tekne yapımı genelimiz. Ve balıkçılar da vardır. Balıkçılarımız var. Köylü kısmımız var. İşte köyde de kestanemiz, fındığımız, arıcılığımız bunlar da var. Ama hayvancılığımız yok. Bölgemizin hani düz bir meramız ve tarımımız yok. Düz bir meramız olmadığı için hep engebeli dağlık arazi olduğu için tarımcılık ve hayvancılığımız az. Ama çok güzel bir coğrafya. Böyle baktığınızda hani içiniz açılıyor. Yeşil bir taraf, mavi. Evet. Harika bir yerde yaşıyorsunuz. Mavimiz, yeşilimiz iç içe. İnsan buradan baktığımızda yeşili, yaşar. Maviyi ikisini aynı anda çok rahatlıkla uzun görebiliyoruz. Her noktadan.
uzun yaşar diyemiyoruz. Şu geçmişten gelen yıllar öncesindeki o Çernobil faciasıyla bizim ilçemiz de dahil buna kanser vakamız çok yüksek. Çok mu fazla? Hala etkisi görünüyor. Benim dedem kanserden ölme, babam kanserden ölme, amcam kanserden ölme. Halamın iki tanesi kanser tedavisi görüyor. Yıllar önce yaşanan kötü bir faciaydı. Kesinlikle. Allah o facianın etkileri devam ediyor. İnşallah yani bizlere de etki etmemiştir ve sonumuza etki etmez inşallah. Kurcaşile Belediye Başkanımız Uğur Güneş'ten bu bölgenin geçmişten bugüne kadim mesleklerinden birisi olan ahşap tekne ve yapım ustalığı işlerini konuştuk. Evet. Peki ümitli misiniz geleceğe dair? Ümitliyiz. Ümitlerimizi yitirmememiz lazım. Bununla ilgili geçmişte kurulan ahşap tekne ve yatla ilgili lisemiz var. Bununla ilgili onun üzerine 2 yıllık üniversitemiz de açıldı. Hı. Çocuklarımız orada yetişiyor. Geriden gelen usta durumumuz aslına bakarsanız sıkıntılı. Eskiden daha çok ustamız varmış. Her geçen gün azalma durumunda ama ben de bu duruma kendi çocuğumu dahi bunun lisesine vererekten ben de destekçi olmaya çalıştım. Ve elimden geldiğince bu desteği vereceğim. Allah nasip ederse daha güzel yerlere ilçemizi ahşap tekne yapımcılığıyla ilgili getireceğiz nasip Peki, olursa. Peki yeni bir birincilik gelecek mi? Ne kadar zaman içinde gelecek? Yeni bir birincilik artık ilçemiz için zor olabilir. Çünkü Tuzla bölgeleri şu bu aynı ahşap tekne yapan yerler var. Önce bir tersaneleşmemiz lazım. Bir tersane bölgemiz yok. Bir sanayi bölgemiz yok. Şu anda tekne yapımları gördüğünüz gibi hep bu şekilde ilkel yöntemlerle ev altlarında işte evin yanındaki bahçelerde buranda sistemiyle yapılmakta. Bu şekilde ne kadar bir birincilik alabiliriz bilmiyorum. Nasip olursa projelerimizde de var. Bir tersane bölgesi oluşturabilirsek hem teknecilerimiz rahat edecek, hem kendileri geliştirmesine sebep olacak, hem ilçemizi geliştirmelerine sebep olacak Allah nasip ederse. Ve ben az önce aşağıda merhabalaştığımızda söylediğim gibi hani sizin gibi genç bir belediye başkanını beklemiyordum buraya gelirken. Bence siz bu gençliğinizle, kararlılığınızla ve inancınızla bu sorunun üstesinden geleceksiniz. İnşallah elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Peki çok teşekkür ederim. Yapacağız da Allah nasip ederse. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler.